Evet, sevgili Elbistanlılar ve tüm Kahramanmaraşlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda Elbistan ve Elbistanlılar ne yapmışlar, ne kadar katkıda bulunmuşlar, bu konuda biraz anlatım yapacağım. Bize bu imkanı veren Elbistan Belediyesi'ne, Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Şimdi ben bu çalışmaya başlamadan önce şu cümleyi söyleyeyim. Ben Elbistan'ın önemliliğini anlattıktan sonra Elbistanlıların listesini vereceğim. Tespit edebildiğim kadar köy köy. Falan köyden şunlar, falan köyden şunlar, falan köyden şunlar. Tabii ki tespit edebildiğim kadar tekrar ediyorum. Bunu ne zaman başladım ben? 1980'li yıllardan itibaren Elbistanlılar Maraş'ın kurtuluşunda kaçtı diye cümle duydum bir. Mümkün değildi. Yani 1000 kişiden fazla insan savaşmaya gidecek. Köyler çete oluşturup savaşmaya gidecek. Ama hepsi birden kaçacak. Bu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir korkak milletin yapacağı iş değil. Türk milletinin yapacağı hiç değil. Elbistan'dan yapacağı da asla değil. 3 kişi 5 kişi kaçmış olabilir ama genelde tüm olarak kaçmak mümkün değil. Bunun üzerine araştırmaya başladım. Bilinen 8-10 tane isim vardı. Kitaplara, dergilere geçmiş, kayda geçmiş. Aslan Bey gibi, Doktor Mustafa Bey, Eczacı Lütfü Bey gibi ve Elbistan'da oluşturulan Kuvayi Milliye veya Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin başkanları gibi bilinenler vardı. Bunlar 7-8-10 kişi. Ama ben 80'e yakın isim tespit ederek kimlerin savaştığını, kimlerin orada yaralık gösterdiğini ortaya koydum. Benden önce bunları tespit eden, yazan hiçbir kitap, dergi ve isim yoktu. Bunu da burada belirtmek isterim. Mesela Maraş işgal edilince Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda bir karar alındı. Elbistan ve Maraş havalisi 3. Kolordu Komutanlığı mıntıkasına dahil edildikten sonra Maraş ve Antep bölgesinin kurtarılması, faaliyet ve teşkilatlanma çalışmalarının organizesinin sağlanması için Elbistan merkez olarak seçildi. Tekrar ediyorum, Elbistan Sivas Kongresi'nde merkez olarak seçildi. Buna paralel olarak Atatürk'ün mektup yazarak belirttiği özel isteğine uyarak Şam Sulh Hukuk Hakimi Elbistanlı Ali Rıza Bekişoğlu, Elbistan'da Maraş'ı Fransızlardan önce işgal eden İngilizlere karşı mücadele etmek amacıyla aydınlardan ve yedek subaylardan oluşmuş büyük bir topluluk Heyet-i Merkeziye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdu. Yardımcı olarak da Nakipzade Mehmet Ağa seçildi. Mustafa Kemal Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti reisi Ali Rıza Bey'e bir yazı göndererek Fransızların Adana bölgesi de dahil olmak üzere Urfa, Antep ve Maraş'ta bir Ermenistan teşkilatı gayesi güttüklerini, şu anda önemli olan işin işgal altında bulunan yerlerdeki teşkilatı genişletmek ve ahaliyi işgal aleyhine teşvik etmek, düşmanları müşkülata sokmak olduğunu ifade eder ve Malatya'dan bir süvari bölüğünün Elbistan'a hareket ettiğini, bu kuvvetin milli teşkilatın dayanağı olacağını ve Elbistan deposundaki silah ve teçhizatın Kuvayi Milliye'ye dağıtılmasına karar verildiğini bildirdi. Elbistan silah deposu da çok ilginçtir. Bir ona redif depo derlerdi. Askerlik şubesinin arkasında minyatür bir kale gibiydi. Ortasında bir bina, etrafı surla çevrili bir yerdi. Keşke kalsaydı, onu yıktılar. Bunlara paralel olarak Kılıç Ali, Maraş'ın bir mahallesi adı verilen şehit İnebolulu Kurtoğlu, yani Yörük Selim Bey, Elbistanlıları teşkilatlandırmak ve şehir ve köy halkını teyakkuza geçirmek üzere Binbaşı Ali Bey adında bir başka subay da Elbistan Şube Başkanı olarak görevlendirildi. Kılıç Ali hatıralarını anlatıyor. İstanbul İş Bankası Yayınları 2005 yılında çıkmış bir kitapta çok geniş bir şekilde okunabilir. Hangi evde toplanmış, hangi köprü geçilerek varılmış, hangi köylere gidilmiş, kimlerle konuşulmuş o kitaptan bulmak mümkün.
Evet, bunlar gerekli teşkilatlanmalardan sonra Mustafa Kemal'in emriyle gönderilen Arslan Bey'in isteğiyle Elbistan ve köylerinden toplanan silah ve mühimmat Maraş'a intikal ettirildi. İşgal kuvvetleri bu sevkiyata tedbir alınca halk gizlice saman çuvağının içinde çarşaf giyen erkeklerin vücudunda üzüm, armut, meyve gibi sandıkların içerisinde saklayarak savaşanlara ulaştırıldı. İşgal sırasında çevre il ve ilçelere sığınmak zorunda kalan Maraş halkından Elbistan'a gelen yüzlerce aileyi aylarca evlerinde adeta muhacir ensar anlayışıyla barındırdık. Bu konuyu Mehmet Göçer şahitlerinden dinleyerek Elbistan'ın Sesi gazetesinde yayınlamıştır. Teşkilatlanmak amacıyla kaçıp Elbistan'a gelen ki kurtuluş mücadelesi boyunca isimleri sıklıkla geçen Maraş'ın ileri gelenlerine kucak açılmış, bir süre misafir edildikten sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğü verilerek Maraş'ta da kurulması sağlanmıştır. İlk günden son güne kadar savaşların her mevziinde Nakiboğlu Muin Ağa, Güplüceli Tahir Ağa, Sinanoğlu Abdülhamit Ağa, Ali Hafızoğlu Mehmet Pehlivan ve Salih Efendi gibi reislere bağlı olarak dağ köylerinde toplanan yüzlerce gönüllünün desteğiyle oluşan çetelerle ve ayrıca mücadele başladığında Bertiz üzerinden Elbistan'a gelen Doktor Mustafa ve kardeşi Eczacı Lütfi Beyler, Elbistan ve köylerinden topladıkları yüzlerce savaşçı sonuna kadar mücadele etmişlerdir. Biliyorsunuz Doktor Mustafa Bey ve kardeşi Eczacı Lütfi Beyler, biraz sonra bahsedeceğim, Elbistan'dadır. Bizzat Aslan Bey 1960 yılında 12 Şubat dergisinin 5. sayısında verdiği röportajda Güplüceli Tahir Ağa'nın, Nakiboğlu Muin Ağa'nın, Sinanoğlu Abdülhamit Efendi'nin ve Salih Bey'in savaşın daha ilk başlarında adam toplayarak yardıma koştuklarını belirtmiştir. Tespit edebildiğim ve Ali Gültekin Biniş Bey'den aldığım Kara Hasanlılar listesini, isimleri aşağıda çete reislerinin altında yazılmıştır. Bu çetelerin hepsi değilse de önemli bir kısmı bugünden son güne kadar Kahramanmaraş'tan, sonra Antep'in ve bir kısımda Urfa'nın kurtuluşunda savaşmışlardır. Bunu Mükremi Halil Ginanç da İslam Ansiklopedisi Elbistan maddesinde yazmıştır. Elbistan'da kurulan Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin başkanları. İlk başkan Şam emekli sulh hukuk hakimi Bekirzade Ali Rıza Efendi'dir. Yardımcısı Nakipzade Mehmet Ağa'dır. Daha sonra başkanlık yapanlar şunlar: Kışlalzade Ali Avni Efendi, Nakipzade Mehmet Ağa, Cüce Hacılardan Şeyh olarak bilinen Mustafa Efendi, Nakipzade Mehmet Ağa. Elbistan Ziraat Bankası, savaşan mücahitlere destek amaçlı ülke düzeyinde düzenlenen kampanya boyunca gece gündüz çalıştırılmıştır. Aynı şekilde Elbistan Postahanesi işgalden itibaren aralıksız olarak görev yaparak haberleşmeyi sağlamanın dışında telgrafla gelişmelerin ve olayların yurt geneline duyurulması, işgalin protesto edilmesi için var olan tüm hukuk cemiyetlerine harekete geçirilmesi, Maraş'ta savaşanlara ve halka silah, para, giyecek ve yiyecek yardımı için kampanya açılması, toplanan yardımların intikali gibi gerçekten çok önemli görevler yürütülmüştür. Elbistanlılar bu kampanyaya yardımın her kaleminde katılmış ve neredeyse tüm çevre il ve ilçelerden gelen yardımların birkaç katı yardım yapmıştır. Şu da çok önemli. Hem yardıma hem bu direnişe Elbistan halkının Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Sünnisi ve Alevisiyle birlikte omuz omuza katkıda bulunduğuna bir örnek olarak birkaç sitede yer alan şu anlatıyı hatıra olarak burada zikretmek isterim. Elbistan'ın Alhaslı aşiretinden Kalık Dede, köyümüzde ve çevre köylerde eli silah tutanlar bir milis gücü oluşturdular. Milisler Fransızların geleceğe yolları kestiler. Ben 8-9 yaşındaydım. O dönem ayakkabı yoktu. Gön çarık vardı. Onu giyerlerdi. Cephedekilerin ayağı üşümesin diye köylerden yün çorap, tiftikten yapılmış kalpak ve aba toplayarak gön çarık dikerek gönderiyorlardı. Bir de Maraş'ın içindeki ahaliye
Evlerden bulgur, un, çökelek, mercimek, tarhana topluyorlar. Topladıklarını gizlice Maraş'a iletiyorlardı. Hatta Akçadağ ve Malatya köylerinden de toplanan silah, giyecek ve yiyecekler Elbistan ve Pazarcık üzerinden Maraş'a gönderiliyordu. Maraş'ın kurtuluşunda Elbistanlılar. Evet, bunlardan bir reisi Aslan Bey'i herkes biliyor, Aslan Toğuz adı. Bunu Göksu'nun Fındık Köyü'nden olarak bilinmekte. Doğru da ama 1907 yılına kadar Göksun Elbistan'a bağlıydı. Fındık Köyü de Elbistan'a bağlıydı. Dolayısıyla Aslan Bey'in nüfus cüzdanında doğum yeri olarak Elbistan yazar. Hanımı Nazmiye Hanım'ın şu ifadesi önemlidir. Elbistan Hacı Hamza Mahallesi'nden jandarma çavuşu Çerkes Hasan Beyzade Abdullah Efendi ile Nazire Hanım'ın oğludur Aslan Bey. Elbistan'da ilkokul oturur, Rüştiye'yi Elbistan'da okur, medreseye devam eder. Sonra Halep Polis Okulu'na gider. Oradan mezun olur Aslan Bey. Ama işgal üzerine hızla Maraş'a gelir, Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurar. Maraş'tan sonra Antep savunmasına da katılır. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçilen Elbistanlı Mehmet Erten'in istifası yani gitmemesi üzerine 17.5.1920 tarihinde Aslan Bey seçildi. Bu süre bir süre görev yaptıktan sonra Maraş Mutasarrıflığı'nın ve Adana Cephe Komutanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine 14 ay izinli sayılarak cepheye gönderildi tekrar. Görevi bitince meclis yasama çalışmalarına döndü. Savaştan sonra Atatürk Aslan Bey'i üstün hizmet belgesiyle taltif etmiştir. 2. Doktor Mustafa Köker. Eczacı Lütfi Köker ile kardeştir. Elbistanlı Kökerlerin Müftülizade kolundan Hacı Ali Efendi'nin oğludur. 1908 yılında Tıbbiye-i Şahane Okulu'nu bitirerek doktor oldu. Maraş'ta serbest doktorluk, Elbistan Belediye Tabipliği gibi görevlerde bulundu. Maraş işgal edildiği ilk günden şehit edildiği son ana kadar cephede veya organizasyonda aktif görev yaptı. Kaleye çekilen bayrağın, burası çok önemli. Birçok yerde bunu es geçerler. Kaleye çekilen bayrağın, Fransız bayrağını Elbistanlı elemanlarıyla baskın yapıp indirdiği, yerine Türk bayrağı çektiği, Fransızların sonradan yayınladığı kitaplarında kaynak Profesör Doktor Yaşar Akbıyık, Milli Mücadele'de Güney Cephesi Maraş, Pierre Redan la Clique et la Probleme Ottoman, Paris 1921, sayfa 92-93 yer almıştır. Bizzat onlar görerek bunu yazmışlardır. Mücadelenin son günlerinde Türk tarafının temsilcisi olarak Ermenilerle yaptığı görüşmeden dönerken Hınçak Komitesi'ne mensup Doktor Artin ile Eczacı Leon adlı Ermeniler sırtından vurarak şehit etmişlerdir. Üçüncü bilinenleri sayıyorum daha şimdi. Eczacı Lütfi Köker Bey 1890'da Elbistan'da doğdu. Eczacı Lütfi Bey ve kardeşi Kahramanmaraş'ta şehit edilen Doktor Mustafa Bey, Elbistan'ın eski ilköğretim müdürlerinden merhum Mükremin Köker'in amcazadesi, Hacı Haller'den merhum Eczacı Lütfi Erten'in adını ondan almıştır da dayısı olur. Lütfi Köker, tıp fakültesinde eczacılık okudu ve 1909'da bitirerek Maraş'ın ilk Türk eczacısı oldu. Maraş'ın Fransız bölgesinde önce ağabeyi Doktor Mustafa ile birlikte Bertiz Kale Köyü üstünden Elbistan'a giderek teşkilatlanma ve silah temini çalışmalarında bulundu. Çatışmalar başladığında silahlı çeteleri ile şehre girdi. Cancık Mağarası mevkiini tuttu. Zal Hocaoğlu Duran Efendi kuvvetleri ile birlik oldu. Düşmanın şehirden temizlenmesinin ardından Haruniye, Osmaniye ve Antep cephelerinde de savaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş Belediyesi'nin istiklal madalyası verilmek üzere savaşta üstün başarı göstermiş bir kişi seçilip adının bildirilmesi istemiş olmasına rağmen Lütfi Bey belediye meclisini toplayıp istiklal madalyasını tüm Maraş halkının hak ettiğini belirten karar aldı çıkartır ve Ankara'ya bildirir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde Maraş'a istiklal madalyası verilir. Evet, Abdülhamit Saydam,
sonraki çete reislerimizden Elbistan'ın Sinanoğullarından. Elbistan'da doğdu, çete reisidir. Maraş'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine Aslan Bey ve arkadaşlarının kurduğu kurtarma ile başlatılan direnişe katkı vermek amacıyla Elbistan ve Karadut köyünden çete oluşturarak önce Maraş'ın sonra da Antep ve Urfa'nın kurtuluş savaşlarına katıldı. Beşincisi Muina, Nakiboğullarından çete reisidir. Elbistan Belediye Başkanlarından Ziya Nakiboğlu'nun babasıdır. Elbistan ve bazı köylerden topladığı çete ile harbe katılmıştır. 6. Sinanlardan Hüseyin Sinan, Sinanoğullarından 1899 yılında Elbistan'da doğdu. Elbistan halkı sınıkçı olarak bilinir. Asıl mesleği çiftçiliktir. İstiklal Savaşı madalyası vardır. Benim de çocukken balkondan düşüp kolumu kırmam üzerine onu çeken ve yerine getiren de Allah rahmet eylesin sınıkçı Hüseyin Ağa'dır. Hacı Osman Bey, bu da çok ilginç bir hikayedir. Kışlal Zadelerden Mehmet Ağa'nın oğludur. Mülazımı Sani'dir, yani tabur komutan vekili. Bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatarken, o zaman çıkartılan mahkumların savaşma şartı ile serbest bırakılacağına dair karara uyularak serbest bırakılmıştır. Savaş anında düşmanın attığı top ile bedeni ikiye bölünerek şehit olmuştur. Bilgiler yeğeni 1905 doğumlu Kışlalzade Ahmet oğlu, 1905 Elbistan doğumlu Abdülkerim Kışlal'dan alınmıştır. 8. Hakkı Ayhan Efendi, Elbistan Belediyesi'nde memurdu. Şerif Ayhan'ın babası. Mehmet Ali İşisağ, Sarıyer, Hamitoğlu, Maraş-Antep arasında posta görev yaptı. Cemil Arı, Elbistan'ın Arılar kabilesindendir. Süleyman Safioğlu. Reşit Kışlal, Elbistan'ın Kışlalar kabilesinden Ahmetoğlu. Mustafa Atbay Çavuş, Durmuş Atbay'ın babası Tayfur Nadir ve Adil Atbay kardeşlerin dedesidir. Mehmet Yüce, Nuri hocalardan. Ali Efendi, Kasım oğullarından Mehmet oğlu. Hacı Ömer Köleli, Elbistan'ın kölelerinden Karcı Kör Hacı Ömer Ağa olarak bilinir. Mustafa İnanç, Haliloğlu, 1305 doğumlu. Ahmet Süleymanoğlu, Mehmet Ay, Mustafa oğlu. Topal Salih, çete reislerinde muhasebe memurudur. Ahmet Fedakar Hacı Ağa oğlu Mehmet'in oğlu. Şirinlerden Şirin Hacı, Elbistan'da onbaşı lakabıyla bilinen Şirin Ali'nin babası, merhum öğretmen Remzi Şirin'in dedesidir. Gıcılardan Abdülkerim Ağa, Mehmet oğlu, 1900 doğumlu, Gıcı Kadir olarak anılır. Yusuf Edizer, Türkören köyünden Mahozade, mahkumken o zamanlar çıkarılan savaşta katılma şartıyla tahliye kararına uyularak bırakılanlardandır. Maraş'ta mücadele reisi Aslan Bey girişimlerde bulunur ve tahliyesini sağlar. Aslan Bey Yusuf Ağa'dan 60 tane silah ister. O da hemen memlekete dönerek Türkören ve çevre köylerden fazlasıyla toplayarak Maraş'a intikal ettirir. Bu bilgi Gültekin Ali Biniş Bey'dir. Bey'den alınmıştır. Tullo İbrahim Bektaş, Türkörenli, Kara Hasan Uşağı aşiretine dahil Mıstırı Tullo'lardan. Maraş'tan sonra Antep ve Urfa'nın da imdadına koşmuştur. Keyfo Ağa, Ali İmamlardan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda görev alan askerler için toplanan erzakı Maraş'a götürmüştür. Kadir Okur, Izgın'da Viranoğullarındandır. Maraş'tan sonra Antep'in kurtuluşunda Şahin Bey'in yanında savaşanlardandır. Mehmet Ağa, aşa doymaz Mehmet Ağa. Elbistanlı, Izgınlı Kadir Okur ile birlikte Maraş ve sonra da Antep müdafaasında Şahin Bey'in yanında savaşmıştır. Hüseyin Bucak çete reislerindendir. Derviş Çimli, Londra lakaplıdır. Ali oğlu Maraş Harbi'ne çetesiyle katıldı. Çetesinde aşağıdaki 5 kişi tespit edilmiştir. Şunlar, Molla Hasan, Ali oğlu Hasan Ali köyünden. Derdo, Günaltı Kistik köyünden. Mustafa, Hasan Ali'li köyünden. Ahmet Çoban, 1897'de doğdu Hüskoğlardan İsmailoğlu, İkizpınarlı. Ali Kör, Yoğun Söğüt köyünden Lordunlu kabilesine mensup. Maraş Harbi'nde şehit düşmüştür. Aşık Aziz, Çiftlik köyündendir. Sağ koludur. Oruç Öztunç, Kasap, Zillihan köyünden. Milletvekili Ali Öztunç'un babası, merhum Nasır Öztunç'un amcasıdır. Maraş savunmasında ve Kurtuluş Savaşı'nda çarpışmış ve gazi olmuş, madalya ile taltif edilmiştir. Ali Öztunç'un dedesi eski muhtarlardan İbrahim Çavuş da Kurtuluş Savaşı gazilerindendir. Şimdi köylerimizi sıralayalım. Ketizmen köyü mensupları Abbas Ağa,
nakiplerden Çetenin diğer gelenlerinden, Mehmet Ağa nakiplerden Ömeroğlu, Nakip Ömer nakipzadelerden, Uzun İbrahim Bostancı 1310 doğumlu, yeğeni 1942 doğumlu Güpüceli Mevlüt oğlu Hafız Ömer Hoca, dayısı Uzun İbrahim'e dayı Elbistanlılara Maraş Harbi'nden kaçtı diyorlar doğru mu diye sorduğunda, Uzun İbrahim fena halde kızdığını, sonra da say ki Maraş'ı biz kurtardık. Ne kaçmasıymış, ayıp ayıp. Abara başından sonra Antep taraflarını da katarsak 40 gün kadar biz çakmak çaktık ya dediğini bana ifade etmiştir. Mehmet Bostancı, Nacar Naldan, aslen Çardaklı, Cuma Öztürk, Vehveh Cuma olarak bilinir. Osman Naldan, Nacarlardan. Güplüce köyü mensupları. Bu bilgiler Güplüce köyünden Ahmetoğlu 1907 doğumlu rahmetli Topal Ali Doğan'dan alınmıştır. Tahir Ağa, çete reisidir, Alioğlu. Elbistanlı alimlerden Karcı Bektaş Hoca ile birlikte Kayseri Medresesi'nde tahsil gören bir azattır. Abdullah Ağa, Büyük Tahir'in oğlu, çete reisi, Tahir Ağa'nın amcasıdır. Süleyman Doğan, Alioğlu, Tahir Ağa'nın yeğenidir. Süleyman Boyneğri, Ahmetoğlu, Mehmet Doğan, Abdülkadiroğlu, Mehmet Doğan, Ahmetoğlu Tahir Ağa'nın amcazadesi, Mehmet Doğan, Bozomarlardan, Osman Özdemir, Memişlerden, Topçu Cafer, Omarlardan, Mehmet Doğan, Babo Mustafaoğlu, Kel Süleyman, Muhacir, Mustafa Alpay, Bekiroğlu, Cancık mevkiinde çarpışır. Akpınar köyü mensupları, Ahmet Ağa, Kör Ali'nin oğlu, Hacı Hüseyin Durmuşoğlu, Duran Ağa, Esatoğlu. Akbayır yani Til köyü mensupları. Til Akbayır köyü listesi ile ilgili bilgiler, bu köyden 1914 doğumlu Süleymanoğlu İsmail İnan'dan merhum alınmıştır. Ali Kahya, Göv Alioğlu çetenin diğer gelenlerinden. Culfa İsmail, Culfa Mustafaoğlu, Micik Hasan, Kel Hacıoğlu, Hınalı Mustafa, Muhacir. Ali Çavuş, Erzurum muhacirlerinden, Til Akbayır köyünde mukim iken çete harbine katılır, Aksu Köprüsü'nde yardıma gelen Fransızlarla çarpışırken şehit düşer. Cullup Hacı, Güplücelidir, evlenerek Til'e yerleşmiştir. Köse İsmail, Halil İbrahimoğlu. Ali Ağa, Cin Doğmaroğlu. Aziz Ağa, Hasanoğlu, Maraş içinde Ermenilerle çarpışırken bir ara çaresiz kalır ve kendini Mayıs'a gömerek kurtarır. Karahük köyü mensupları, Ali Hafızoğlu Pehlivan Mehmet Ünal, çete reisidir. 1878 yılında Elbistan'da doğdu. Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal'ın dedesidir. Fransızların işgaliyle başlayan direniş hareketine reis olarak Karahük, Ağlıca, Izgın, Burtu, Alembey, Kışla ve Balıkçıl gibi çevre köylerden topladığı 138 kişilik çetesiyle katılmış ve çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu çeteden tespit edebildiğim 7 kişi şunlardır. Yusuf Ağa, Kürneli Yusuf olarak bilinir, Kel Mıstığın oğlu. İbrahim Aktaş, Taşoğlu Kaplı'la tanınır. Hasan Hüseyin Ağa, Kuceran'ın oğlu. Ali Ağa, Kara Halit oğlu. Hacı Musa Ağa, Hacı Hasan oğlu. Mehmet Ağa, Kırıkcamız lakaplıdır, İyide köyündendir. Mehmet Kuru, kuru olanlardan Vehneli, Şekerdere'de vurulup şehit düşer. Karahasan Uşağı köyü mensupları. Kıymetli araştırmacı, eğitimci yazarımız Ali Gültekin Biniş Bey'in Maraş ve Antep savunmasına katılan Karahasanlılar başlıklı yazısından savaşa katılan 13 kişilik listeyi izniyle aldım. Buraya da ekledim. Listeyi vereyim, fazla uzatmak istemiyorum. Şu paragrafı okuyayım yalnız. Diğer taraftan Yüzbaşı Kılıç Ali Bey ile beraber Maraş ve Pazarcık Kuvay Milliyesi'ni idare eden Yakup Hamdi Bey, civardaki etkili kişilere haber göndererek eli silah tutan kişilerden meydana gelen kuvvetlerin kendi kuvvetlerine katılmasını istemiştir. Bu talep üzerine Yusuf Ağa, Karahasanlı Camiası'ndan bir milis kuvveti oluşturarak Kuvayi Milliye Emri'ne gönderir. Bu milislerden bazıları şunlardır. İbrahim Berktaş, Tullo İbrahim, Mehmet oğlu. Mısto Edizer, Delibaş Mısto İbrahim oğlu. Ahmet Çoban, Kel Ahmet İsmail oğlu. Domo Demir, Kalo oğlu. Ali Tekin, Ali Husuk Emmi oğlu. Ali Husuk Emmi Hüseyin oğlu. Şahin Güler, Yusuf oğlu. Hüseyin Kaş, Mahmud oğlu.
Huso Karakuş Kamooğlu, Hüseyin Işık Hüsooğlu, İbiş Biniş Mıstı İbiş'in babası İbrahimoğlu, İbo Demir Kaloğlu, İbrahim Maviş Hoca İbrahimoğlu, Mamo Çetin Halitoğlu. Yörede toplanan bütün milisler önce Elbistan Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı Nakipzade Mehmet Bey'in Elbistan'daki evinde bir araya gelirler. Burada kendilerine verilen silahları ve yol boyunca gerekli olan kumanyayı alarak Maraş'a giderler. Milisler gizlice Maraş'a giderek Yakup Hamdi Bey'in kuvvetine katılırlar. Evet, benim konuyla ilgili ana hattım buraya kadar. Şu cümleyi de eklemek isterim. Bu yazdıklarım 1997 yılında Uzunoluk dergisinde Maraş'ta çıkan. Çalışmalar devam ettiğinde isimler eklenerek Elbistan Sesi gazetesinde 3-4 kere yayınladım. Terk eden Elbistan adlı seri kitabımın 3. cildinde yer verdim. Kahramanmaraş Belediyesi'nin yayınladığı 12 Şubat dergisinin 2016 sayısında, 12 Şubat 2016 sayısında yayınlandı. Birçok üniversiteli öğrenci bitirme tezi ya da yüksek lisans tezi, hatta doktora tezi olarak bu çalışmalarımdan faydalandılar. Teşekkür ederim. Devamını, her sene tekrarını dilerim. Allah bir daha bu memlekete kurtuluş mücadelesi verdirmesin.